İyi akşamlar. Telefonumuzu ayarlayalım. Gördüğünüz gibi perdeleri yine sıkı sıkı kapadım. Çünkü 23 derece ve gözleri kör eden bir güneş var dışarıda. İnanılır gibi değil. Sözüm ona, Hollanda'dayız. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Selamlar, sevgiler hepinize. Evet, bu akşam yeniden çok güzel bir canlı yayınımız var ve haftalardır sorulan, beklenen, ne olur astroloji dediler, ne olur astrolog dediler. Ben de gittim sizler için zaten en iyisini buldum. Çünkü tam 1,5 yıldır ben kendisini takip ediyorum. ve Uranyen astroloji geliyor bu akşam bizlerle sohbete. Nefis bir şey olacak. Şimdi hemen bakıyorum Sevilay Hanım. Acaba girdi mi yayına diye. Henüz girmemiş. Hemen 2 dakika sohbet ederim bunu yakalamışken. Nasılız? Evet, birkaç gündür evdesiniz. Özellikle Türkiye biliyorum, sokağa çıkma yasağı var. Sıkıldık mı evlerde? Nasıl geçiyor? Dante, merhaba. Bu güzel bir sürpriz. Biliyorsunuz Dante'yi ben, yani en küçük oğlum, bir ayı geçti görüşemiyoruz. Daniel'e herhangi bir hastalık bulaşmaması için. Şimdi burada onu görünce bir güldüm. Sen Instagram mı kullanıyorsun? Yerim ben seni. Evet. Şükrediyoruz. Her zaman, her halimize şükrediyoruz. Kesinlikle. Çünkü şükredecek çok şeyimiz var. Halen var. Hakikaten. Sıcacık Amsterdam'dan. Amsterdam'da tabii hava çok güzel. Evet. Sayende çok güzel geçiyor demiş Şebnem. Haklısın, çünkü dönüşüm atölyemiz başladı. Bir grupla yolculuktayız. 14 gün sürecek bu yolculuğumuz. Büyük destek değil mi? Ben de çok keyif alıyorum. Evet, belki cevap verir Arzucuğum. Dene bakalım. Evet, Sevilay bağlandı. Harika. Hem sizle konuşmayı bu işi yapıyorum. Müthiş. Ve kendisi gelmek üzere. Huzurlu bir yüz, huzurlu bir kalp olduğu için. Ve Merhaba. merhabalar, hoş geldin Sevilaycığım. Hoş bulduk, iyiyim. Teşekkürler, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Böyle ışıl ışıl parıltınla geldin. Teşekkür ederim. Ben Instagram'ın her zaman bu şeylerini çok severek kullanıyorum. Kendimi de iyi hissettiriyor. Keyifli oluyorum böyle. Evet, Yani... gerçekten. Hoş geldin, üzerimize peri tozu getirdin. Bize de bulaştı. İnşallah hepimize gelsin, hepimize gelsin. Merhaba, nasılsın Özlem? İyiyim, çok teşekkür ederim. Bildiğin gibi Rotterdam'dayım. Şahane bir aile kurduk biz burada, Rise and Shine. Ama artık bulunduğumuz lokasyon yeryüzünde önemli değil. Hepimizin kalbi bir. Şükürler olsun, böyle onlarla herkese ulaşabiliyoruz ve enerji sevgimizi birlikte paylaşıyoruz. Harika bir durum. Haftalardır astroloji sohbeti lütfen yapalım Özlem diye benden rica ediyorlardı. Ben de bugüne kadar uzun süredir takip ettiğim kişi sen olduğun için ve Teşekkür kalp ederim, sağ ol. için sana teklif ettim. Kabul ettin, geldin. Çok teşekkürler. Ben Sabah teşekkür ederim. Uranyen astroloji diye nedir Uranyen astroloji soru var. O yüzden ben direkt sahneyi sana bırakıyorum. Eğer yayın Teşekkür ederim, sağ ol. hemen kapatmayacağım. Rahatsız ederse kapatacağım. Sonra soruları alırız, tamam mı? Benim için hiç fark etmez. Yorumlar açık da olabilir, kapalı da olabilir. Moderatör sensin. Sen nasıl istersen öyle olsun. Ben Uranyen astrolojiyi 2010 senesinde tanıdım. Yaklaşık 99 senesinden beri astrolojiyle ilgilenen bir insanım. 99 senesi önemli çünkü benim kızıma hamile kaldığım ve çok zor bir hamilelik geçirdiğim bir seneydi. Ve doktorlar bana çalışmamamı evde yatarak doğumu beklememi söylemişlerdi. Ben de o zaman 99 senesinde astrolojiye başladım ve orada bir girmiş oldum zaten. Şimdi astrolojinin 2010'a kadarki olan süresinde bildiğimiz klasik anlamdaki bütün astroloji ekollerine girmiş çıkmış, işte karma astrolojisinden tut, ezoterik astrolojiden tut, her tarafından tutmuş bir insanım. Ve öyle bir noktaya gelmiştim ki
daha başka bir şeyler olduğunu insan bilir ama ne olduğunu bilemez ya, yani hayatın içerisinde. Bunun da bir ötesi var, bunun da bir dışında bir şey var. Daha bir hayatın detaylarına dair bir şeyler var noktasında. İçsel bir enerjim, içsel bir yönlendirmem vardı her zaman ve o döneme kadar, 2010'a kadar sahip olduğum bütün danışmanlıklar veriyor olmama rağmen, yazılar yazıyor olmama rağmen bir şey bana yetmiyordu. Yani yetmeyen, cevaplanamamış sorularım vardı. Evet. Ve Uranyen astrolojiyle işte o zaman tanıştım. Astroidlerle o zaman tanıştım. Amerika menşeli bir astrologdan, hatta Astroidler Kraliçesi de geçer. Martha Lang Westcott'tan da astroidlerle ilgili, Uranyen astrolojiyle ilgili ders aldım. Uranyen astroloji temelde İkinci Dünya Savaşı zamanında keşfedilmiş, hatta bir Alman tarafından keşfedilmiş bir astroloji biçimi. Hayatın en sert, en dönemeçli zamanlarında bizim hep zorlayıcı açılarla aslında sınandığımızı ve o zorlayıcı açıların neler olduğunu anlayabilmemizi sağlaması bakımından haritaları, 360'lık haritaları, 90'lık haritalar denilen farklı bir harita yöntemi kullanılarak okumaya başlamış. Daha mikroskobik bakıyoruz haritalara Uranyen astrolojiyle ve böylelikle hayatın içindeki kırılmaları daha çok görebilme şansımız oluyor. Bir de onun üstüne gezegenlerin ötesinde transneptünyen noktalar diye geçen hipotetik, varsayımsal, aslında gökyüzünde olmayan fakat matematiksel hesaplamalarla var kabul edilen bazı faktörleri ilave ettiğimizde, ki ben onlara hayatın doğuştan bize getirmiş olduğu, vermiş olduğu ruhumuzun renkleri diyorum transneptünyenlere. Çünkü her insan doğduğu zaman kendi ruhunun rengiyle doğuyor. Biz onu bir çocuk ya da bir bebek enerjisiyle sıfırdan alıyoruz ve sanki bir beyaz kağıtmış da onun üzerine istediğimiz gibi yazı yazacakmışız gibi hissediyoruz. Fakat aslında onun bir doğası var, bir ruhunun eğilimi var, bir doğal enerjisi var ve o enerjisinin ne olduğu aslında transneptünyenlerde görülebiliyor. Ve her insanın doğuştan getirdiği doğal eğilimleri, ben ona ruhun renkleri dediğimi söylemiştim. O ruhun renkleri o yaşam planında gezegenlerle birleştiğinde kişinin kaderi üzerinde çok etkili oluyor. Aynı doğum haritasına farklı enerjilerle yaklaşan insanlar gibi düşünebilirsin. Aynı doğum haritasında bir insanın enerjisi ne kadar canlı, güçlü, işte mücadeleci, içsel, ama bu dışarıdan değil, içsel bir etkiyle çalıştırdığında o insan çok farklı yerlere gidebilir. Aynı haritayı bir başka enerji, daha sönük, daha pasif, daha nasıl diyeyim, kurban rolüne enerjetik olarak uygun bir insan bambaşka yaşayabilir. İşte ben transneptünyenlerde, Uranyen astrolojide ruhun renklerinin haritaları canlandırdığını ve canlanmış haritaların da aslında seçimlerle o harita üzerinde çıkabildiğini ve böylelikle kadersel konularda yaptıkları doğru seçimlerle müdahalelerde bulunabildiklerini gördüm. Tabii ki mutlak olanın dışındakinden bahsediyorum. Yani mutlak kader formundan bahsediyorum. Bunun Evet. haricindeki her şeyin seçim olduğunu ve o seçimleri biz ruhumuzun renklerine göre yaptığımızı Uranyen astrolojiyle öğrendim 2010'da. Ve 2010'dan bu yana kendi hayatım için konuşuyorum. Hayat kalitem değişti. Hayata bakışım değişti. Astroloji hiç bilmiyormuşum gibi hissettim birdenbire. Meğerse ben astroloji hiç bilmiyormuşum, hiç anlamıyormuşum noktasına girdim. Ve fakat sonradan tabii astroidler de dahil olunca hayatın her anında, her dakikasında insanın sürekli bir içsel sınav ve içsel seçim halinde olduğunu. Şu dakikada bile hani bana sordular, şimdi canlı yayına gireceğim, çay mı içersin, kahve mi içersin dediler, çay içerim dedim. Yani buradaki seçimlere kadar bile inebilecek durumlarımızı görebildiğimizi fark ettim Uranyen astrolojiyle, daha doğrusu astroidlerle. O yüzden hayatın bu kadar detayına girmek bilgi açısından çok muazzam, çok böyle hani keşfetme duygusu veriyor. Fakat ruh açısından bazen çok zor olabiliyor. Yani çoğu zaman hay Allah keşke bu kadarını görmeseydim dediğimde çok olmuştur hayat içerisinde. Bu kadarı görmeden de yaşayabilirim dediğim çok olmuştur. Ama çok şeyi görebiliyor olma imkanı veriyor insana. Hayatı bir bütünde algılama imkanı veriyor. Uranyen astroloji temelde bu. Tabii bir şeye nereden baktığınız da önemli. Ben hayata çok ruhtan bakan bir insanım. Ruhsal yükselmeden, tekamülden, ruhun gücüne çok inanan bir insanım.
O yüzden benim baktığım bu perspektifte aslında çok kader içerisinde çok kaderi yöneten varlıklar olduğumuzu gördüm ve bu da benim için çok değerli bir bilgi oldu açıkçası. Ruhsal bağlantısını kurmuş bir insan konuştuğunda, anlattığında işte böyle, değil mi? Ne kadar güzel dinliyoruz, anlıyoruz ve eminim ki şu an özellikle benimle birlikte çalışan grup diyordur ki, peki bu seçimleri yaparken bütün o zihindeki kodlamalardan yaşayan ruhsal varlık olduğumuzu unutmuş zihin insanları olarak sürekli burnumuzu çamura sokup duruyoruz ya işte. Orada demek ki Uranyen astroloji biraz daha bize yardımcı olabilecek aletlerden bir tanesi olsa gerek, değil mi? Çünkü Evet, sen... çünkü şöyle söyleyebilirim. Ruhunun misyonunu bilmek her insanın bence hakkıdır. Bence her insan bu dünyaya niye geldiğini bir kere anlamalı. O yüzden ben her zaman derim ki insan astrolog olmak zorunda değil, fakat kendi kendimizin doktor olacak kadar bilmemiz gerekir. Hani bu bütün konularda da böyledir. Bir insan ruhsal yolculuğunu biliyorsa, bu dünyaya niye geldiğini anlamışsa ve neyi, şimdi oradaki detaylara artık takılmazsın. Yani zihin artık seni engelleyemez. Eğer sen biliyorsan ki benim ruhumun öğrenmek için geldiği deneyim budur ve ben bunu kendi seçimlerimle iyileştirebilirim. Yani sadece deneyim öğrenmekle kalmaz, bunun üstüne de çıkabilirim. Yani masterlık seviyesine çıkabilirim. Hatta o deneyimimi bitirdikten sonra kendi özgür irademle kendime bambaşka alanlarda yeni deneyimler de seçebilirim noktasındaki boyutunu bilmesi çok önemlidir. Asıl bilgi bence bu. Yoksa öbür türlü işte kimle evleneceğim, kaç çocuğum olacak, ne bileyim yani işte ülke batacak mı gibi 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 bilgiler çok gereksiz. Hiçbir işe yaramayan, insanı korku base, hani korku mantalitesinde tutan, kendi nasibine güvenmeyen, kendi ruhunu tanımamış, inanç boyutu çok zayıf olan enerjilerdedir. Öbür türlü her şeyin kaynağı tabii ki içimizde olduğu için kendi inancımızı, kendi ruh gücümüzü, kendi ruh yolumuzu biliyorsak, hani ben hep söylerim yani ne olursa olsun dünyada benim yolculuğumun dışında bir şey olamaz. Zaten olan her şey de benim yolculuğuma hizmet eder noktasına geliyor zaten otomatikman. Hepimiz için bu ama. Şimdi bu anlattığını 3-5 kişi fark etmişken şu anda pandemiden geçtiğimiz durumda herkes hafiften bir uyanmaya başladı. Esasında ruhumun yolculuğu ne acaba? Çünkü fazlasıyla maddesel dünyaya yatırım yapıp onunla beslenmeye çalışıp bir anda ev karantinalarında kalınca sorgulamaya başladık, değil mi? Acaba gerçekten içimde ne istiyordu? Zihinlerden arınmaya çalışıyoruz. Peki o zaman şöyle diyeyim. Benim uyanış yolculuğum tabii Daniel'in doğumu ve ondan sonraki süreçle başladı. Zaten bunu astrolojide de Evet. haftalarda görüyorsunuz ve o topa girmek zor bir şey dedim bana sohbet ederken. Ben senin bana gönderdiğin videoyu seyredene kadar yolculuğun hakkında sadece uzaktan bir bilgim vardı. Fakat o anlattıklarından açıkçası çok etkilendim. Tam da iftara yakındı. Ben hüngür şakır seni dinliyordum, emin olabilirsin. Hatta dediler ne oluyor sana? Yok dedim ben birazdan hani çok çok etkilendim ve her ruhun sana da söylediğim gibi her ruhun baremi, her ruhun kaldırma gücü aynı suyun kaldırma gücü gibi düşünmen lazım. Her ruhun kaldırma gücü farklıdır ve her ruha gerçekten kaldırma gücü oranında yük verirler. Her zaman söylüyorum, sistem beni asla çocuk enerjisiyle denemez çünkü benim ruhum onu kaldırma gücünde değil. Fakat onu kaldırma gücünde olan ruhlara hep derim saygı duyarım çünkü büyük bir sınavdır ve büyük bir ruh gücü gerektirir. Ve tabii ki bu kadar sert, astrolojide de bu böyledir. Bir harita ne kadar sertse o kişinin kaldırma gücü o kadar kuvvetli demektir. Ve fakat şunu da söylemek istiyorum, bu sürecin bence hepimizde asıl kırdığı konu ne oldu biliyor musun? Hepimiz kıtlık bilincimizle bir yüzleştik, korkularımızla bir yüzleştik ve kıtlık bilincimizi aşmamıza çalışıyor sistem. Bu kapalı olmak, sadece ailede olmak, işte sokağa çok çıkamamak, belirli günlerde çıkıp alışveriş yapıp gelip yine evde işte ekmek yapmaklar, bir şeyler yapmak. Yani Türkiye en azından böyle. İnsanların kıtlık bilinçleriyle yüzleşmesine, aslında hiçbir şeyin kıtlık içinde olmadığını, sadece bizim korku bazlı zihnimizde her zaman işte bir felaket algısıyla hayata bakıyor olduğumuzu, aslında kendisini koruyan insan için hani doğal akış içerisinde
olması gerekeni yapan insan için aslında her şeyin bol bol olduğu, hiçbir şeyin kıtlık olmadığı, toplumsal düzen açısından olması gerekenlere saygı ve riayet ettiğimiz takdirde de en önemli şey bizim kendimiz bile değil, sevdiklerimizin canının sağlığı değil midir? Yani Daniel'in annesi olarak söylüyorum sana. Çünkü bir sevdiklerimizin aslında onları korumak için gereğini yaptığımız takdirde her şeyin aslında yolunda olduğunu, olacağını, sistemin düzenlemesine izin vermemiz gerektiğini öğrendik. Bence bu çok değerli. Kıtlık bilinciyle yüzleşmesi insanın çok önemlidir. Korkuyu aşmaların yollarından bir tanesi budur. İnsanın sınırları onu korktuklarıyla yüzleştirdikleri anda kırılıyor. Yani en korktuğumuz şey nedir hayatta diye sormamız lazım. En korktuğun şeyle yüzleştiğinde ve onu göze aldığında artık hayatta hiç kimse sana hiçbir şey yapamaz. Çünkü çok büyük bir boyut atlamışsındır. Ondan sonra işte hep rahmetli büyük annem derdi, ölmüş eşek kurttan korkmaz diye. Oradaki enerji artık kişi korkularıyla yüzleşince muazzam bir güç elde ediyor. Ve ondan sonra da artık hayatta hiçbir şey onu korkutamıyor. İşte bu süreç bizim bununla yüzleşmemizi sağladı. Ben de geçenlerde Elon Musk'ın çok önceden vermiş olduğu bir röportajı okudum. Sonuçta adam SpaceX'i, PayPal'ı, Tesla'yı kurdu. Öğrencilik yıllarında önce bir bazı oluşturmak istiyor. Yani survival dediği yaşamayı ve günde 1 dolara yaşanır mı diyor. Dormda kaldığı için hani evine uyumak için verdiği bir para yok. Walmart'tan 0,55'e noodle alıp 1 dolara yaşayabilir. Tamam, şimdi safe'im ve o güven duygusundan sonra artık benim için gökyüzü limit deyip yola çıkıyor. Yani aynen şu an Aynen öyle. o güven duygusu değil mi? Zihnimizde yarattığımız o hapishane ve negatifle dolu yerden bir çıktık. Bu iyi geldi insanlara, o yüzden yaşıyoruz. Evet. Yani. Ve bu dönem yine mesela çok sağlam bir şekilde gerçek ve sağlıklı inancın da gerçek ve sağlıklı inancın altının doldurulması gerektiğini de gösteren bir şey oldu. Yani şunu diyemeyiz, Allah beni korur nasıl olsa. Hayır, sen gereğini yaptıktan sonra ilahi olandan koruma talep edebilirsin. Aslında bu bir Kuzey Ay Düğümü yolculuğu oldu. Bizim ülkemiz açısından böyle oldu. Bir şeyde eğer gerçek inancın ne demek olduğunu ve gerçek inanca nasıl ulaşabileceğimizi de böyle yine bu süreçte öğreniyoruz bence. Belki bu Ramazan ayı da buna vesile olur. Gerçek inanç gereğini yaptıktan sonra kalanı tevekkülle ilahi olana bırakmak demektir. Yani sen kendi Değil mi, bu yolculuk içerisinde bilinçli olarak tabii. sorumluluklarını yerine getirmelidir. Evet. Kesinlikle. Hem kendimiz için hem sevdiklerimiz için. Ben hiçbir şey yapmadan her şeyi Allah'tan bekleyemem. Tersine her şeyi yaptıktan sonra gücümün yettiğinin üstündekini ilahi plandan bekleyebilirim. Zaten sistem de bunu öğretiyor. Sen her şeyi yap, gerisini bana bırak diyor. Bunu yapan insanlar için aslında gerçekten korku da olmaz. Herhangi bir engelle de karşılaşmazlar. Orada kendine inanmak böyle bir şey aslında. Kendine inanmak ilahi plana inanmakla eşit planda ilerler. Evet. Bu da bir tevekkül yolculuğu zaten, ama anlamak için gerçekten derinden deneyimlemek gerekiyor. Aksi takdirde şu anda birçok danışanla ve çalıştığım insanla yaşadığım problem anda olunamadığı için ya geçmişle ilgili hayıflanılıyor, pişmanlık duyguları ya da gelecekle ilgili yaşanan endişe kaygılar. Yani anda bir yaratım yok. Ve geleceğe baktığınızda sonuçta geçmişte şu anda yapılanlardan ibaret olduğu için o kısır döngüde dönüp duruyor zaten insanoğlu. Umarım çıkacaklar. Burada Uranyen astroloji peki bize nasıl yardımcı olabilir? Mesela beni örnek alalım. Yatıralım buraya. Ben senin 28-29 yaşlarında tanışmış olsaydım ve doğum haritama baksaydın. Şimdi anladığım kadarıyla Uranyen çok daha büyüteçle bakıp daha da derinini görüyor, değil mi? Evet, Normal astroloji. Mesela orada aynen öyle. evlatla sınanma olayı ve senin tevekkül yolculuğunda müthiş bir shift, değişim. Çünkü ben bir Türkiye güzeli, daha magazinsel, daha maddesel bir dünyadan, TEDx'i biraz önce seyrettin, bambaşka bir yere geçiş yaptım. Bunu görebilir miydin? Çünkü ben ruhumun ne olduğunu anlamak için zihinden kurtulmam uzun yıllarımı aldı. Daha önce fark acaba? Şimdi birincisi diyelim ki bunu gördük. Herkesin
İdrak zamanı farklıdır. Hani senin 28-29 yaşında bana gelseydin, ben sana böyle şeyler söyleseydim zaten bir daha beni görmek istemezdin. Çünkü bunu kaldıramazdı ruhum. Ruhum bunu kaldıramazdı. Çok önemlidir biliyor musun? Ruhu kaldıramayacak, zamanda kaldıramayacağı bilgi vermezler. Yani o yüzden sana o zamanlarda biz karşılaşmadık. Şimdi de ben aynı şeyi söylüyorum. Hazır olmayan diyorum. Zaten oraya astroloji danışmanlığı alamıyor. Zaten sistem engelliyor. Bir de kişinin gerçekten duyması gerekenleri, zamanı gelen bilginin geldiği anda bana danışmanlar geliyorlar. Çok enteresan. Tamamen ilahi zamanlama. Fakat şu bir gerçek, bu görülebilirdi. Görülebilen her şey ne kadar söylenilebilir, o bambaşka bir etik konusu. Yani şimdi Doğru. biraz orada astrolojinin de ötesinde danışmanlık etiği, karşımızdaki kişinin bunu ne kadar kaldırabileceği, bununla nasıl o andaki enerjisiyle handle edebileceği ve bundan sonraki süreçte, çünkü o öyle enteresandır ki astrologlar ya da kehanet işiyle uğraşanlar, birincisi söylediklerimiz otomatikman karşı taraf üzerinde kader ilgisi planı ile ilgili olduğu için çok büyük etki yapar ve ters tep edebilir çoğu zaman. Yani biz aslında iyi bir şey söylemeye çalışırken zarar da verebiliriz ruhlara. O yüzden neyi söylediğimiz, nasıl söylediğimiz çok önemlidir. Çoğu zaman yaşam planında ben ne söylersem söyleyeyim, yaşamadan o noktaya gelemeyecek, anlamayacak ruhlara çok üstü kapalı söylemeyi tercih ediyorum. Çünkü o insanın yaşam planında, düşün ki ben sana geldim 28, ben sana diyorum ki evleneceksin, ikinci çocuğunda böyle böyle olacak, sana hastanelerde böyle çıkamayacağız. Şimdi sen o enerjiyi kaldıramazdın Kaldı. zaten. Peki yapmamak. Kendi iki akış. O da müdahalesizlik yasasına aykırı bir davranış olmuş olur. Çünkü her yolculukta farklı bir Evet. yol oluyor. Ama böyle şimdi geriye dönüp de noktaları birleştirince görüyoruz ve benim gibi insanların hayat paylaşmasında, zaten paylaşma sebebim de bu. Her şerde bir hayır olduğunu çok net gösteriyor Evet. insan. O yüzden Kesinlikle çok doğru. anda şer yaşayanlardaki pandemi hepimiz için bir şer, ama tabii daha bireysel şeylerden bahsediyorum. Boşanma, hastalık, ölüm, iflas, bunların hepsinin içinde bir öğreti var. Bu deneyimlerin içinden kolayca bir nefesle geçmeye çalışırken, tabii diyeceksiniz ki ateş düştüğü yeri yakıyor, çok zor. Ben oralardaydım, biliyorum tabii ki çok zor. Ama sonunda sizin bu tekamül yolculuğunda seni bir yere götürdüğünü eminsen ve teslimiyetteysen içinden çok daha rahat geçiyorsun. Mesela ben ilk 28 yaşında böyle bir teslimiyette değildim. Yani dünyam tersine döndü, neye uğradığımı şaşırdım, ama şu an aynı şeye geldik. Kasım'da tekrardan ameliyatlarla yine başa döndük, ama bu sefer öyle bir tevekkül ve teslimiyet içerisindeyim ki, o yüzden bunu da insanlara anlatmak istiyorum korkmayın diye. Hayatım alt üst oldu Kasım'da. Fakat yeniden baktım ki Şems'in dediği gibi ne belli altının üstünden güzel olmadığı ve bir anda Aynen öyle. ve ben artık bütün bu heybemde biriktirdiğimi, topladığım diplomaları da insanlarla paylaşmaya başladım. Şimdi böyle Çok güzel güzel. bu sohbeti yapıyoruz ve eminim dinleyen birçok insan bir şey alıyordur ve bir serinlik olsun yüreklerinde, tünelin sonunda bir ışığı görsünler, kendilerinin ışık olduğunu fark etsinler ve herhangi bir şerden geçiyorlarsa yolun sonu aydınlık. Kıştan sonra yine bahar gelecek, değil mi? Hiçbir şey Her değişmiyor. zaman, her zaman. Her şerde bir hayır vardır aslında cümlesi çok doğru. Çünkü herkesin hayrı kendine özeldir. Kişiye özel sistem, kişiye özel çalışıyor. Ben Uranyen astrolojiye kadar, tabii ki astrolojinin çok alanlarına girmiş çıkmış bir insan olduğum zaman bile bunu söylüyordum. Diyordum ki aynı parmak izi gibidir gökyüzünün dili. Ve o parmak izinin içerisinde herkesin anlayacağı dilden konuşur sistem. Yani sana aynı gökyüzünün altında yaşarız. Fakat senin algıladığın dil ile benim algıladığım dil birbirinden çok bambaşka olur. Ve şu anda yaşadığımız süreç de aslında dediğin doğru, ateş düştüğü yeri yakar. Belki bu işle, bu hastalıkla birebir muhatap olanlar için bile çok büyük yaşam deneyimlerine, sınavlarına sebep olmuştur. İnsanlar iki türlü bilgiyi alıyor Özlem. Bir tanesi bizzat yaşayarak
alıyor. Yani hani bizzat senin yaşadığın olay gibi ya da şu anki koşulu yaşayanlar gibi. Bir de gözlem yoluyla ben yaşamıyorum ama senin yaşamandan ibret alıyorum. İşte ibret almak. Yani onu yaşamadan ama yaşamış kadar empati yaparak o empatiyle o bilgiyi ruhuma birebir yaşamasam bile hani eşit yaklaşık olamaz tabii hiçbir zaman. Fakat en azından benzerlik, senkron yasası gereği senin yaşamış olduğunun algısını, empati yöntemini kullanarak ben de algılayabiliyorsam ruhuma yine bilgiyi vermiş oluyorum. Burada alınan konu aslında çok temel konulardır. Temel konular neler? Birincisi en temel ihtiyaçlar. En temel ihtiyaçlar yaşam hakkı. Hepimizin yaşam hakkı var, öyle değil mi? Mesela bu süreç, bu pandemi süreci bize yaşam hakkını öğretti. Ne kadar değerli. Yaşam hakkı karşısında herkesin eşit olduğunu, yani burada para olması, statü olması, iktidar olması hiçbir anlamı olmadığını, hepimizin aslında aynı topun kumaşı olduğumuzu bize Anda öğret. hepimiz. Hepimizin, evet, bu Satürn kova deneyimidir aynı zamanda. Yaşam hakkını öğretti, eşitliği öğretti, öğretiyor da. Ondan sonra herkesi, aslında her şeyin herkese yetebileceğini de öğrendik. Yani buradaki o yokluk ve kıtlık bilinci içinde eğer yani açgözlülük yapmadığımız sürece, bir diğerinin hakkına saygı duyduğumuz sürece, aç kalmadığımız, açıkta kalmadığımızı da öğrendik. Ya da bu vesileyle aç ya da açıkta kalanlara yardım mı edilmesinin ne kadar aslında önemli olduğunu da öğrendik. Bir diğerinden sorumlu olmanın ne demek olduğunu öğrendik. Sadece kendimiz ve sevdiklerimiz değil. Yani bir diğerinin hayat planı, hayat kalitesinin otomatikman beni etkiliyor olduğunu öğrendim. Dolayısıyla onun hayatını yükseltmeden kendi hayat kalitemi yükseltemeyeceğimi de öğrendim. Öyle değil mi? Teknik olarak baktığımız aslında kolektif bir Kolektif plan olduğumuzu. bütüne bir hizmet cycle'ını öğrendik, değil mi? Çünkü biraz Evet. özellikle ben iki farklı ülke ve kültür arasında yolculuk yaptığım için onu görüyorum. Daha bireyciydik. Yani bana Rabbena hep öyle bir gider bir de halimiz vardı. Şimdi artık Evet. keyfinin yerinde olmasıyla, çünkü ben bütünün bir parçasıyım. Bütün de benimle beraber. Onu anlamamız acaba oldu mu sence? Herkesin ben Olacak. Yok, hayır, olacak. Herkesinki aşama aşamadır burada. Bazı ruhların da anlaması gerekiyor. Bazı ruhların belki de anlamaması gerekiyor. Ben her zaman olaya şöyle bakarım. Deneyimin olayı bana göresi diye bir şey yoktur. Deneyim kişiye özeldir. Şimdi bana göre senin yaşadığın çok ağır olabilir ama sana göre benim yaşadığım çok ağırdır. Hani bilemeyiz oradaki göreceli olayı. Dolayısıyla anlaması gereken insanlar kesinlikle anladı. Anlamaması gereken insanların da belki zaten anlamaması gerekiyor. Onların yaşam yolculuğu, yaşam sınavları da başka. Yani böyle yaparak aslında kolektif bütünün bireysel yaşam hakkına ve yaşam sınavlarına da saygı duymak gerektiğini öğreniyoruz bir diğer yolculuk olarak. Ve şu da bir gerçek, hep söylüyorum. Çok tüketim enerjisine dönüşmüş insanlar olduk. Biz üretimden uzaklaşıyoruz. Üretimden uzaklaşmak demek insanın doğayla bağının kopması demektir. Doğayla bağımız kopamaz. Bizim kökümüz toprakta, biz beden, hani topraktan yaratılmış canlılarız. Dolayısıyla üretim bizim için çok önemli. Doğaya dönmek çok önemli. Canlılarla temas etmek. Canlılardan kastım sadece insanlar değil, her türlü canlı. Bitki örtüsü, hayvanların hakları, eziyet ya da zulüm gören birçok yani hani sokak hayvanı biliyorsun, insanlara gelemiyorum bile. Dolayısıyla bütün canlıların haklarına, bütün canlıların varlıklarına saygı duymak, onlara yaşam alanı vermek, üretime dönmek, üretim tekrar toprakla, tekrar tarımla belki daha hani o tüketim çılgınlığından kopmak belki de bizi kendimize döndüren şeylerden bir tanesi. Bizim aslında çok ihtiyacımız yok Özlem. Şöyle bir düşün de bakarsan bizim neye, Allah aşkına neye ihtiyacımız var? Yani bir lokma ekmek, bir lokmasının haricinde yani insan oturup da bir deve, bir kuzu zaten yiyemez yani. Hani yiyeceğimiz belli, içeceğimiz belli. Bizim gözümüzün açlığını aslında asıl doyurmamız gerekiyordu. Bence inşallah buna yarıyor bu süreç. Kanaat enerjimizi tekrar elimize almamız gerekiyordu. Çünkü o hani egonun, o nefsin sürekli isteyen fakat kendisi için hiç işe yaramayacağı şeyler için belki sokağa çok paralar attığı süreçleri de yaşadık biz. Gereksiz yani. Biraz daha temel ihtiyaçlara yönelmek, biraz daha temel konularla ilgilenmek insanın ruhuna çok iyi gelir. Doğaya dönmek, toprağa dönmek, basit ve sade yaşamak.
basit ve sadelik etrafı. Bunu belki konuştuğumuz şeyler astrolojiyle ilgili değil gibi geliyor. Hani Uranyen astrolojiden başladık yola ama şimdi aslında insandan bahsediyoruz ve bu da bu sürecin, bu zamanın enerjisi. Satürn kova enerjisini aslında anlatıyorum ben temel olarak. Hele bu Satürn kova enerjisinin insanlara öğreteceği deneyim. Araya gireceğim şimdi. Bu söylediklerinin etkisi acaba, yani astroloji çalışması ve şu anda işte neyin etkisindeysek bunların farkına varmamıza yardımcı olan bir gökyüzü hareketi içerisinde miyiz? Yani bu pandeminin Tabii. olması zaten siz Tabii. astrologlar tarafından belki adı pandemi değildi ama bu uyanış yolculuğuna insanoğlunun bunları fark edeceğine girmesi bir gezegenin kıpırdamasıyla mı alakalı? Tabii ki. Bütün astrologlar olarak 2020 yılının zaten çok zor geçeceğini biliyorduk biz. Yani hepimiz için bu geçerli. Hatta bunu hep bütün yazılarımızda da söyledik. 2000 yılı zor bir, 20 yılı zor bir yıl olacak. Bir tür sıfırlanma yılı olacak. Yeniden başlama devresi olacak. Hakikaten öyle. Bir şeyin sıfırlanıp yeniden başlayabilmesi için zaten çürümüş olan bazı sistemlerin ya da bazı konuların bitirilmesi ve tamamlanması gerekiyor. Bu çürümüş olan konular ve sistemler temel olarak nedir? Vadesini doldurmuş olan işler, işletmeler, işte artık işe yaramayan, tamamen tüketime hizmet eden kanallar, her neyse bu tarz şeyler. Diğer insanların faydasını olmayan kişisel bencillik ile kendi iktidar ve hırs enerjisiyle mutlaka işte ben olayım, güçlü olayım, tek olayım, benden başka kim ne olursa olsun hani gibi olan enerjide olan insanların zaten Yani elenmesi. üstüne hizmet etmeyen şeyler Evet. diyorum. Gerek bireysel gerek sektörel açıdan baktığınızda bütüne bir hizmeti yok. Yalnızca tüketime hizmet eden bir şeyse bir şekilde onun bu sistemde ayakta kalamayacağının farkındayız. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak aslında, değil mi? İnsanoğlu. Zaten ben sana bir şey söyleyeyim, eskisi gibi de olmasın. Yani insanlık da bir ilerlesin, öyle değil mi? Yani eski olan her şey her zaman güzel değildir. Eski olan şeyde güzel olanlar vardır. Onları alıp yanımızda götürmemiz gerekir. Yani biz hala tarımı sabanla yapmıyoruz, artık teknolojiyle yapıyoruz. Şimdi tarıma sabana dönecek halimiz yok. Yani o eski güzeldir diye eskideki o yokluktaki imkansızlıktaki güzeldir demek istemiyorum. Eskinin değerlerini alıp herkes için adaletli ve eşit bir şekilde paylaşım yapılabilecek bir kanala geçilmesi gerekiyordu. Satürn Kova zaten bunu yapmaya çalışıyor. Plüto Kova'ya geldiği zaman da bunu yapacak. Yani biz aslında çok daha kolektif, çok daha üst bilince giden, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir dünya düzenine doğru sürükleniyoruz. Bu biraz sistemsel bir şey, çok kadersel. Çok kadersel evrelerden geçiyoruz. Aralık ayına kadar Satürn'ün o retrosu yapıp, Oğlak'ta retro yapıp tekrar kovaya girdiği Aralık'ın 20'sine kadarki olan süre içerisinde sistemde artık tamamen işi bitmiş olan her şeyin işte bitmesi, kapatılması gibi bir takım durumlar olacak. Ondan sonra 2020'nin sonundan itibaren 2021 ile bambaşka dünyaya, artık yeni bir dünya düzenine doğru giriş kapıları açılacak. Zaten ay düğümleri de giriyor. Ay düğümleri de bir tür kader yolunu anlatır. Biz Oğlak Yengeç aksındaydık ve Oğlak Yengeç aksı şu anda günlerinin son günlerini yaşıyor. Artık bu evin ve ailenin önemi tekrar vurgulanıyor farkındaysan. İnsanların gerçekten aile olmalarının ne kadar değerli olduğunu ve gerçek aile kavramını sorgulattırıyor sistem şu anda bize. Yani ben birileriyle bir aradayım ama aile mi hissediyorum? Yoksa ben çıkar ilişkisi için mi buradayım? Onu da sorgulattırıyor. Yani beni burada tutan... Süreç, bu yüzleştirme süreci ve 2020'nin sonuna kadar devam mı ediyor peki bu içinde Evet. bulunduğu farkına varması insanoğlunun, yoksa böyle yazın sonlarından sonra artık hani dönüşen dönüştü, dönüşemeyene de geçmesin gibi bir enerji var mı Yok, insanoğlunun? hayır. Bu bu tabii şöyle, Satürn Oğlak'ta olduğu süre ki işte retroya, şu anda Satürn Kova'da retroya girecek, Mayıs ayından itibaren yaz sonuna kadar retroda devam edecek. Burası her zaman yapılan bu süreç mesela özellikle evlilikler için son derece büyük sınavın olduğu bir zaman. Yani karı koca olarak birlikte olmaya devam etmek istiyor muyuz? Yoksa bizim artık hani aramızdaki gerçek bir şey mi değil miyi
bu yaz enerjisinde, bu dönemde insanlar artık iyice masaya yatıracaklar. Burada tabii ki bir taraftan bitişler yaşanırken bir taraftan başlangıçlar da yaşanıyor aynı şekilde. Çünkü ay düğümleri de artık burç değiştiriyor. Ay düğümleri burç değiştirdiği zaman ön plana işte hareketlilik, gençler, yaşam enerjisi tekrar yaz aylarından itibaren tekrar gelecek. Yani aslında hiçbir şey kötüye gitmiyor. Sadece her şey olması gerektiği düzenle oluyor. Bizim sadece bunu görüp okuyabilmemiz, oluşa Tabii. saygı duymamız ve bireysel sorumluluklarla yapmamız gerekeni yapmamız gerekiyor. Yani olacakla öleceğe çare olmadığını, kader planıyla tanışmış bir insan olarak en iyi sen anlamışsındır diye tahmin ediyorum. Fakat olacakla ölecek arasındaki her şeye çare vardır. Her şeye çare. Anlatabiliyor muyum? Her şeye çare vardır. Ve insan yeter ki orada pozitif bir inançla adayarak kendisini, inanarak kendi yolunda gittiğinde hedefine ulaşamasa bile onun için mutlaka çok daha hayırlı olabilecek başka şeylerle karşılaşır. O yüzden bu süreci yani korkulacak bir şey yok. Dünya hayatında her zaman böyle şeyler olmuştur. Yani bu dünyada yaşayan hani nesil olarak, jenerasyonlar olarak düşündüğünde bir çok büyük felaketler yaşamıyoruz. Biz savaş çocukları değiliz. Yani savaş ülkesi, savaşta bizim ülkemiz daha 100 yaşına yeni giriyor farkındaysan. Biz çok çok yeni bir toplumuz. Yani savaş insanı değiliz. Savaş böyle dönemlerinde doğmadık. Çok büyük ölümler, kayıplar değil. Olanın haricinde çok büyük ölümler, kayıplar yaşamıyoruz. Yani aslında bizim jenerasyonumuz bana göre çok şanslı bir jenerasyon. Yani Kurtuluş Savaşı jenerasyonundaki insanları düşünecek olursan eğer, Tabii. onlarla biz kıyas dahi olmayız. Yani o yüzden sanki çok büyük bir felaket yaşıyormuşuz da yer yarılmış, biz altında kalmışız gibi bir saçma bir hani korku psikolojisinin olmasına dayanamıyorum. Yani ne bir astrolog olarak ne bir insan olarak dayanamıyorum. Bir kere bir insanın yaşadığı süreci, dönemi de süzmesi lazım. Bizim yaşadığımız dönem bence çok güzel bir dönem, yani sadece düzenlemelere ihtiyaç var. Düzenlemeleri de sistem zaten yapıyor göksel kombinasyonlar vasıtasıyla. Doğru yerde, doğru vicdanda olduğumuz zaman, doğruyu yapmaya çalıştığımız zaman, yani doğru nedir? Sadece benim doğrum değil. Doğru Evet. sana da bana da uyandır. Yani mutlak Hep yani aynı. hakikat noktasına gidebiliyor olmamız gerekir. Herkes için doğru olması gerekir. Bunu yapmaya çalışan insan niye sistem tarafından desteklenmesin ki? Yani orada bir samimi bir niyet var en azından. Bu diyecek ki sistem gelip bak, evet ya bu insan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Doğru bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hadi o zaman ona yardım edelim diyecekler. Otomatikman işte senin pozisyonunda olduğu gibi yaşam deneyimleri. Çünkü doğru bir şey yapmasaydın sen bunu çıkıp bunu anlatabilecek bir boyutu sana hazırlamazlardı. Demek ki doğru bir şeyler yapmışsın ki sistemde diyor ki hadi artık Özlem'i biraz daha bu konuda belki çok mağdur olan, kendisini anlatamayan insanlarla muhat buluşturalım. Tecrübelerini, doğru yaptığı şeyleri onlara anlatsın ki birbirinize bir faydanız olsun işte. Öyle değil mi? Sen kendi hayatında bunu çok iyi görebilirsin bence. O akışı hazırlıyor. Biraz önce seninle yaptığımız sohbette de dedik ya, mesela bir Türkiye güzelliği tacı giymiş olmanın hayatımda hep ne gereği vardı, ne anlamı vardı, bana ne sağladı deyip durduğum zamanlar, şimdi 45 yaştan sonra anlam kazandı. Zaten sistem biliyordu. Velev ki kafamızdaki, zihnimizdeki melimalılardan çıkıp kurtulamadığımız için, ruhla bağlantıyı kuramadığımız için bütün bu endişeleri yaşıyoruz. Yoksa yol zaten bizi tıkır tıkır yolunda götürüyor. Değil mi? Bunu fark Evet, edebilsek. aynen Hocamızın titreşimi öylesine yükselmiş ve o kadar güzel anlatıyorsun ki, yani insan kol bıraktım tekrar. Ancak yarın sabah uyandıklarında senin söylediklerin buradan girip buradan çıktıktan sonra tekrardan o böyle bir umutsuzluk hali geliyor ya insanlara. İşte onu tamamen dönüştürebilmek. Çünkü dualite dünyanın her yerinde. Yani her şey hep iyi, çok mutlu, çok yüksek titreşimde olmak zorunda. Ben ancak öyle çok mutlu olacağım. Böyle bir şey yok. Yani her zaman o iniş çıkışları yaşayacağız, değil mi? Dualite her yerde. Bunu bir kere bir kabul etmemiz. Yolculuk bu. Öyle, öyle, öyle. Zaten şöyle bakmak lazım. Yani herhangi bir şey yaşadığında, insanın başına bir şey geldiğinde önce eyvah işte hani eyvah ne olacak bana ya, korku ve paniğini bir kenara bırakıp o içsel sağduyu ve soğukkanlılıkla bir dakika ya burada bir şey var ve benim bunu çözmem gereken, burada bana anlatılmak istenen bir şey var, nedir bu sorusunu doğru sorular.
Aslında doğru, çok güzel bir yere parmak bastın. İnsanın o negatifliğe yenilmemesinin tek kaynağı doğru soruları sormaktır. Sisteme herhangi bir şey yaşadığında eyvah bu benim başıma nasıl gelirle konuyu egoya almak insanı çözüme götürmez. Çünkü ben bir kere ben her zaman şöyle yani sen kimsin ki niye bunu yaşayamayasın? Yani sen de bir insansın. İnsanın başına da her şey gelir. Dolayısıyla sen de bunu yaşayabilirsin. Gayet normal. Ego işte, ego orada. Ben bunu hak etmiyorum. Ben bunu yaşayamam diye direkt bir ortaya varlık koyuyor. Halbuki egoyu oradan çekip aldığında bir dakika ya sen bir insansın kendine gel yani haddini bil sen bir yaratılan enerjidesin. Burada mutlaka senin için bir şey vardır. Herhangi bir şeyde çok samimi söylüyorum 2010'a kadar çok negatiflik enerjisine çok kurban olmuş bir ruh olarak konuşuyorum. Uranyen astroloji ben de buna sağladı. 2010'dan sonra Uranyen astrolojiyle tanıştıktan sonra yaşadığım her gündeki negatifliğe kayıp gözüyle bakmaya başladım. Çünkü sadece pozitiflikle gittiğim zaman inanılmaz kendimi yükselttiğimi gördüm. Şimdi dualite dünyasında hem varlığı hem yokluğu deneyimlememiz gerekiyor. Fakat yokluğun da bir varlık olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani bu çok kozmik bir bilgi belki ama hani nasıl anlatılır bilmiyorum ama yokluk da bir varlıktır ve onun da bir anlamı ve bir tadı vardır. Yoklukta bana ne anlatılmak isteniyor sorusunu sormak gerekir. Sistem insanı Ben seni hemen altyazı yapayım halka indirgemek için şimdi söylediğini kafalar karışmasın diye. Çünkü yin yang'da da aynı şekilde yokluğun içerisinde varlık varlığın içerisinde yani totalini görebilmen için ikisinin de hem pozitifin hem negatifin sevgi için bu böyle. Yani sevgisizliğin de olması gerekiyor ki totalinde sevgi kavramını anlasın diye insanoğlu. Ben bu şekilde açıklıyorum. O yüzden her şeyin Çok içinde doğru. hem negatif var. Yalnızca bir tanesinde kalmak, bir tanesini hissetmek diye bir şey yok. O negatif taraf da bize varlığı zaten kanıtlıyor esasında. Ben öyle görüyorum en azından. Bu benim düşüncem. Aynen öyle. Yo yo çok doğru. Bu zaten hani gecenin varlığı gündüzle anlam kazanır. Siyahın varlığı beyazla anlam kazanır. Zaten kadın ve erkek olarak da baktığımızda bizler dualite planına doğmuş insanlarız. Ve biz zaten buradan ilahi planı da böyle anlayabiliyoruz. Yani kendimizdeki ikiliği gördüğümüz zaman teklik enerjisini idrak edip düşünebiliyoruz. Kendimdeki ikiliği görmeden ben teklik enerjisine geçemem. O yüzden kendimdeki ikiliği, kendi doğamı çok iyi anlamam lazım. Zaten astroloji buna çok iyi yarar. Yani insanın kendi doğasına, hepimizin içinde hem gölge duygular, negatif duygular var. İşte öfke, kıskançlık, nefret, intikam, kin, hırs, kibir gibi. Bunlar hepimizde var. Bu hatta şöyle söylüyorum ben. Bu bizim işletim sistemimizle bize gelen konular. Her bir insanı bir bilgisayar işletim sistemi gibi alırım ben. Her işletim sisteminde fikstir zaten. Hani bir insan olarak doğduysam bu duygular zaten vardır. Hani kimse bana diyemez ki ben hiç kıskanç değilim, ben hiç kibirli değilim, ben hiç kendini beğenmiş değilim. Öyleyiz, öylesin. Hepimiz öyleyiz aslında. Fakat konu şu. Bu olan duygularla sende olan diğer duygular, o pozitif yaratım yapabilecek, işte sevinç, inanç, fedakarlık, merhamet, sağduyu, ne bileyim olaylara farklı bakış açısıyla bakabilme potansiyeli ile diğer gölge duyguları birbirleriyle kıyasladığında sen hangisini kullanmayı seçiyorsun? Eğer sen negatif duygularda kalmayı seçiyorsan yaratımın da otomatik olarak negatif olacaktır. Ya bu bütün zaten enerji çalışmalarında vardır çok iyi bildiğin gibi. Yani işte insan kendisiyle ilgili bir negatif blokaj. Ya benim de zaten hiç şansım yaver gitmiyor dediğin zaman zaten şansın yaver gitmez ki. Çünkü otomatikman negatif blokajını seçmiş oluyorsun. Ama şunu desen ya ben sokakta yürüsem tepemden aşağı altın yağar desen hakikaten sokakta yürüsen tepemden aşağı bir şeyler yağar. Yani neyi seçtiğimiz işte seçim böyle bir şey. Asıl seçim budur. Ağzı. Neyi seçtiğimiz Değil mi? Söz büyüdür. Şimdi Sevilaycığım, ah keşke şahit olabilsem. Benim nefis bir dönüşüm atölyesi derslerim var. Biz 3 modelde ne yapıyoruz. güzel. Şu anda kimi konuk alsam aslında tam o işlediğimiz ders içinde yaptıklarımı anlatıyorlar. Derse katılanlar diyecek ki o zaman herhalde bunu söylüyor. Ama tam oradan konuşuyorsun hakikaten. Yani birebir bir şekilde seçimlerimizi yaparken hakikaten biz bunun hani farkında değiliz zihinden yaptığımız için ama işte oradan yavaş yavaş çıktığımızda bütün bu enerjileri çok net bir şekilde anlıyoruz. Şahane. Evet, çok güzel oldu bu sohbet.
Benim için de ve süreçten arkadaşlar endişelenmesinler. Yani bir kere olacakla öleceği çare yoksa hakikaten başta konuştuğumuz gibi. O zaman ben kendi anımı nasıl kaliteli hale getirebilirim? Kendi anımı kaliteli hale getirdikten sonra sevdiklerim için neler yapabilirim? Bu sevdiklerimizin alanını biraz daha geniş tuttuğumuzda, yani işte komşularımız, çevremiz, ailemiz, akrabalarımız, bulunduğumuz ülke, şehire kadar indirgediğimizde zaten birileri için pozitif yönde bir şey yapıyor olmak sizi doğru yerde tutar. Bir de insanlarla ilgili en büyük üzüntüm herkesin bir nasip kaygısında olması çok beni üzüyor. Bunu şöyle anlatmak isterim Özlem. Hepimizin bir hani sen bunu en iyi sen anlayabilirsin. Nefes alamayan bir çocuk sahibi olduğun için geçmiş planda. Hepimizin alacağı nefes nasibi vardır. Nefes nasibimiz hakikaten takdirdir, kadirdir yani. Hani hiç kimse hiç kimsenin nefesini çalamaz. Hiç kimse hiç kimse yerine nefes alamaz. Dolayısıyla o nasip aynı böyle hani nefes nasibi gibi her insanın dünyada bulunduğu süre içerisinde hakikaten yiyeceği ekmek, içeceği su da nasibidir. Yani orada açgözlülük yapmayıp kendi nasibimize güvendiğimizde hiç kimse açlıktan ölmemiş gerçekten yani. Hakikaten bunu sözelin dışında içten de yaşamak. Yani nasibim neyse bana verilecek, evren bana hizmet ediyor. Rızkım da alacağım nefes de burada. Buna gerçekten güvendiğinde zaten o müthiş bir güvende hissetme hali. Bir de şeyi sormak istiyorum sana. Ben kendi inancımda, düşüncemde söyleyeyim. Tek bir duygumuz var esasında insanoğlunun, sevgi. Evet Diğer doğru. Çok sosyal güzel. aslında zihinden, yaşamsal içgüdülerle verdiğimiz tepkiler, yaşadığımız deneyimlerde aslında sevgiden ibaretiz. Aşkın ta kendisiyiz. Ve onu Doğru. da, değil mi? O diğerlerinin yarattığı yaraları da sarabiliyor. Çünkü diyoruz ya, sevgi en büyük güç, en büyük ilaç. Ve Doğru. az önce soru sormaktan, özellikle de bizi zorlayan deneyimlerin içinden geçerken bir kere bu benim başıma nasıl gelir diye kendini dünya merkezine egolu bir şekilde koymak son derece yanlış bir davranış. Ve neden Hı. soru? Çünkü ben 28 yaşındayken Daniel'i o şekilde kucağıma bile alamazken, yani neden? Hani neden böyle bir şey oldu? Neden benim başıma geldi? Baktım ki o neden soruları beni yalnızca soruda tutup sorunda tutuyor. Yani çözüm odaklı Aynen öyle. derken biraz evrildim ve nasıl çözebilirime geçtim. O zaman çözüm odaklı oldum. Ameliyatlar başladı filan. Tabii bunlar faz. Yani problemi önce kabullenmek gerekiyor. Daha Tabii. sonra kişisel gelişim, kişisel büyüme, içi keşfetme başladığında da bu deneyim bana ne öğretecek? Burada benim görmem gerekiyor. Öğretiyor bile. Öğretti bile. Öğrenmedin mi? Öğrenmişsindir kesin. Bir kere ben şöyle bir şey söyleyeyim. hayattaki en önemli deneyim anneliktir. Ben anneliğe inanılmaz en üst deneyim olarak bakıyorum. Annelik aşkı hiçbir şeye benzemez. İki insanın birbirine duyduğu aşkı fiziksel ve kimyasal bir etkide olabilir. Fakat annelik olduğu zaman koşulsuz sevgiye geçiyorsun. Ve koşulsuz sevgiye geçtiğin zaman yaratılanı takdir ediyorsun. İnanılmaz bir şefkat ve merhamet çalışıyor. Allah'ın rahim sıfatını hakikaten kadınlara vermiş olması bence çok değerli. Çünkü Rahman koruyan ve gözeten enerji çalışırken rahim asıl sevginin kaynağı, şifanın kaynağı, besleyiciliğin, vericiliğin, büyüten kaynak gibi çok değerli. Yani kadın olmak çok değerli, anne olmak çok değerli. Ben dünyaya kadın formuyla gelmiş olduğum için her zaman çok şükürler içerisinde olurum. Çünkü yaratılışı takdir edebilmek için bu sıfata sahip olmak gerekiyor. Yani o rahim sıfatıyla doğmak gerekiyor. Şimdi bir insana, bir canlının emanet edilmesi düşünebiliyor musun? Hani ilahi plan sana bir canlı emanet ediyor ve diyor ki al buna bak, tamamen senin bakımına bırakıyor. Çok büyük bir görev, çok büyük bir misyon. Ne kadar layık olabiliyor musun? Olabilir misin? İyi bir anne misin? Annelik nedir? Hani ne demektir böyle bir kavramla tanışmak? Ruhun büyümesine hem izin vermek hem orada bir yere kadar müdahale edebildiğini de görmek, öyle değil mi? Bir yere kadar müdahale edebilirsin. Şimdi o bir yere kadarın sınırını bilmek, orada inanç sınavı da vardır. Nereye kadar müdahale edeceksin? Hani Halil Cibran der ya, çocuklar aslında sizin için size gönderilir ama size ait değildir. Bir de o açıdan bakmak lazım. Yani hem bana gönderiliyor hem bana ait değil düşündüğün zaman. Çok Ailelerin çok değerli sınavlar.
yapıyoruz. Çünkü çocuklara maalesef tabiri caizse bize aitler ve malımız gibi zannedip onlara bir marangoz şekil vermeye çalışıyoruz ve bizim yaratımımız olacakmışçasına, değil mi? Sürekli bir yatırım halindeyiz. Şunu da yapsın, bunu da yapsın, böyle giyinsin, böyle konuşsun, şu lisanı konuşsun, işte şöyle davransın, işte yüzebilsin, piyano çalabilsin. Sürekli bir yükleme halindeyiz ve bir hedefimiz var. Ona benzetmek için çocuklarımızı şekillendirmeye. Şimdi özel bir çocuk annesi olduğunuzda yapabildiği her şeyi zaten yapabildiğine şükredince, yani konuşamıyor yıllarca, ilk defa konuşmaya başlıyor. Hangi lisanı konuştuğunun bir önemi olabilir mi? Tabii ki yapılan her bir Olamaz, evet. o kadar büyük bir, hani koşulsuzca bir beklenti olmadan yetiştirdim ki sonunda hikayemizi anlatırken TEDx'te zaten provalarımızı yaptık. Peki dediler, konuşmanızın hani başlığı ne olacak? Çünkü YouTube'a bu şekilde girmemiz gerekecek. Direkt düşünmeden böyle buradan çıktı. Koşulsuz sevgi dedim. O gün Doğru. direkt dolaşıp karşıma geliyor koşulsuz sevgi. Evet, koşulsuz sevgiyi tecrübe etmek, deneyimlemek hakikaten yüksek bir frekans. Hani gül kokusunun nasıl frekans Öyle. yüksektir. Ya da Arapçanın lisan olarak frekansı çok yüksektir. İşte koşulsuz sevgiyi herkesin bir şekilde hayatında deneyimlemesi için ben bütünün hayrına olsun diyorum. O yüzden bütünsel yaşam rehberi koydum zaten yaptığım işin adını. Çok doğru bir isim koymuşsun. Hakikaten çünkü tekamül konuları böyledir. İnsan tek başına çekip gidemez. Ben tekamül ettim, hadi artık ne haliniz varsa görün, ben gidiyorum diyemezsin. Yani birisi diğeri olmadan biz ilerleyemiyoruz. O yüzden birlikte olma enerjisi, asıl hani cemaat enerjisi böyle bir cemaat. Yani kolektifin hareketi aslında asıl birlikte yükselmeyi, birlikte tekamül etmeyi anlatır. Bu çok güzel. Bu aslında bizim bir organizma olarak tek enerjide olduğumuzu gösterir. Yani o zihinsel ayrımlar, o statü ayrımları ya da hiçbir şeyin aslında anlamı olmadığını gösteriyor. O yüzden her zaman temel insani değerlere sahip olmak lazım ve çocuklarımıza da onu öğretmek lazım. Temel insani değerleri olsun yeterli. Yani kendi vicdanlarıyla hareket etsinler, kendi kararlarını kendileri versinler. Hata yapabilme özgürlüğüne sahip olmak çok değerli bir şeydir insanın. Hata yapma, çünkü hatalardan çok güzel şeyler öğreniriz. Kendi canına kastetmediği sürece hata yapmalarına da izin vermek çocuklarımızın çok değerlidir. Çünkü onların da öğrenim yöntemleri o. O yüzden hani aslında insan olmanın temel kurallarını öğrettiğimiz zaman bence çok güzel toplumlar yaratılır ve orada da bütünün hayrına, diğer canlıların yaşam haklarına saygı duyulabilen enerjide çalışır zaten Özlem. Ben bu yolda olman tabii ki çok takdir edilicisi bir şey. Tecrübelerin de zaten bunu anlatmanı istiyor. Bu kadar değerli yaşanmışlık mutlaka anlatılmalı zaten bence. Değil mi? Değil mi? Evet. Şöyle bir baktım, yorumları kapatsam mı acaba diye. Ha, birazcık kapattım. Çünkü senin yanından ama bir yandan da okuyorum ve hani soru konu o tarafa doğru gidebilir mi diye, ama sanki sen de soruların zaten aynı şekilde eş değerde gittin anlatımlarında. O yüzden çok bir şey yok. Harika. Doyamadığım bir sohbetti Sevilay. Seni bir daha çağıracağım ben galiba. Anytime, ne zaman istersen. Ben zaten hani konuşmalara doyamayan bir insanım. Öğretmenlik böyle bir şey oluyor. Astroloji öğretmenliği yaptığın zaman hep bir şeyler anlatıyorsun. Artık öyle bir noktaya geldim ki hani astroloji, hatta hep onu söylerim. Ben rehber öğretmen gibi görüyorum kendimi. Rehberlik öğretmeni gibi. Aslında astroloji anlatıyorum. Aslında belki dersimiz matematik ama hani o matematikteki denklemlerin insan hayatındaki çözümlenmesi belki asıl astrolojiyi kullanarak anlattığım şey. Yani bir Satürn'ün insana hangi davranış öğretmeye çalıştı, bir Jüpiter'le hangi noktada kendisini hem inanç hem nasipler noktası tutması gerektiğini öğretmeye çalışıyorum. Bence astroloji hakikaten çok sağlıklı bir yol haritası. İnsanların hangi yola girip hangi seçenekleri yaptıklarını, kendilerini nereye götürebileceklerini de gösteren bir alan. İmkanı olan her an insanın kendi kendine, bunun için illaki bir eğitim kurumuna gitmenizlerine gerek yok. Kendi kendine internette 1 milyon tane sitelerden yavaş yavaş kendini tanıma ve keşfetme yolculuğuna çıkarak bu yolda olmalarını arzu ederim. Bu neyi sağlar? Bir
şey yolun başında bilmenin her zaman çok faydası oluyor. Ruhsal anlamda kendini üç aşağı beş yukarı yapılandırabilen, her şeyin insan için olduğunu kabul eden, bir şey yaşıyorsan bunda mutlaka benim için hayırlı bir şey vardır. Ne olabilir bu sorusuyla yola çıkan insana sistem inanılmaz yardım ediyor. Bütün korkulardan özgürleşmek çok da gerekmiyor. Temel korkular olmalı zaten. Hayatta kalma güdüsü olmalı, yaşam korkusu olmalı, sevdiklerimizi kaybetme korkusu olmalı ki bir şeyler yapalım. Yani korku da pozitif çalıştırılabilir. İlla ki negatif çalıştırılması gerekmez yani. Hani panik duygusuna gerek yok. Tedbir ve temkin duygusu şeklinde korku çalıştırıldığında çok sağlıklı bir şeydir. Niye? Yani korkusuz insan olsa hepimiz pencereden atlarız yani. Hani nasıl bana bir şey olmaz diye. O yüzden Korku. korku aslında lazım bir şeydir. Evet. Tabii tamamen o teslimiyete geçip sistemin, evrenin senin hayrına çalıştığını %100 kabul ederek teslime bırakmak. Bu tabii ki sözel olarak bizlerin de anlatmaya çalıştığı bir şey. Ama ben şuna çok seviniyorum. Zaten son yıllarda bu enerji titreşim müthiş hızlandı. Ve aynı frekansta olan insanların da böyle birbirine çekilmesi. Şimdi Insta canlı yayınlarımı biriktiriyorum zaten. Ara ara da yayınlıyorum onları. Ne kadar güzel, tamamen aynı şeyi deneyimlemiş, hissetmiş ve anlatma yolculuğunda misyon edinmiş kişiler birbirine çekilip burada onlarla canlı yayın yapıyoruz. Ve hepsinin uzmanlık Ne alanı güzel. bir şey. Ve nereden girersek girelim sonunda yine koşulsuz sevgiye geliyoruz. İnsanın ruhsal bir varlık olduğuna, bir tekamül yolculuğunda olduğuna ve ne kadar çabuk zihinden çıkıp da ruhunun yolculuğunun ne olduğunu anlarsa işte o zaman dengeye gelip güzel bir seyahat geçireceğine dair sürekli Kabule geçiyor. Evet. kabule Kabule geçiyor. geçmek çok değerlidir. İnsanın egosunu yenmesinin en önemli yolu kabule geçmektir. Önce kabul edeceğiz. Yaşam sınavımızda biz her şeyi yaşayabiliriz. İyi ya da kötü diye bir şey yok. Yaşam deneyimi var. Deneyim olarak almak lazım. Ve bir de deneyimin hiçbir zaman benden daha güçlü olmadığını bilmem lazım. Yani deneyim benim altından kalkamayacağım bir konu değildir. Mutlaka ben onun altından kalkabilecek ruh gücüyle doğmuşumdur ki sistem zaten o süreci de kaldırmamızı kolaylaştırır. Yani her derdin dermanı da onunla birlikte gelir zaten yani. Öyle düşünmek lazım. Peki ben böyle kişisel astrolojik bir soru sormak istiyorum. Şimdi Sor. içerisinde de özellikle ülkemizde son derece popüler ve trend olduğu için astroloji konusu bazı insanlar var etrafımda. Her şeylerini astroloğa danışarak tarih seçimini yapıyorlar. Mesela geçenlerde yani ben ameliyatla ilgili işte mesela 19 Kasım'da ameliyat olacak dedim. Aa, o tarihi mi seçtiniz? Kime danıştın dedi. Dedim ne, devlet hastanesi Hollanda o tarihi verdi. Kime danışıyorum zaten? İnsanlar kıyacakları tarihi ya da işte bir iş imzalayacaksa imza atacağı tarihi, ne kadar önemli bu tarihler. Ya bazen hatta mesela bir toplantı ile ilgili hadi buluşalım diyorum, işte konuşuyoruz. Yok diyor, cuma günü geçsin, işte saat 4'ten sonra artık buluşabiliriz. Neden? İşte bilmem ne. Ben de çok anlamıyorum, ilgili değilim. O yüzden şaşırıyorum. Doğru mu bu kadar Hiçbir yaşamak? şeyin hiçbir şeyin o aşırısı doğru değil. O tam tersi insanı kontrol friklik yapar. Bir yere kadar doğrudur. Çünkü astrolojiyle kaliteli zaman ayarlaması yapabilirsiniz. Kaliteli zaman da sizin o çok önemli mesela sunularınız olduğunda ya da ne bileyim sizin için önemli bir şeylerin tarihlerini astrolojiyle belirleyebilirsiniz. Evlilik tarihi belirlemek, nişanlanma tarihi belirlemek gibi konular. Bunlar astrolojiyle yapılabilir. Mesela iş kuracağım, hangi göksel kombinasyon benim için daha sağlıklıdır diye. Fakat öbür türlü sokağa çıkmak için sokağa çıkmak için bile hani astrolojiye ben bakmıyorum şahsen yani. Bakmam. Çünkü neden bu insana şunu veriyor? Her şeyi sanki kontrol edebilirmişmiş gibi bir duygu veriyor. Bu doğru değil. Biz Hanımefendi aslında kontrol edemeyiz. diye Evet, düşün. bu tam tersi tanrıcılık oynamaya kadar giden son derece sağlıksız bir durumdur. İnsanın biraz akışla gitmesi, o anda bir şey size geliyorsa o içinize gelen zaman zaten doğru zamandır. Astroloji onu desteklesin, desteklemesin. Çoğu zaman çok astrolojinin dibini bulmuş bir insan olarak astrolojide bilgisayar şey açarak bakmam bile, ihtiyaç duymam. Bana bir enerji geliyorsa o zaten o doğru zamandı, o enerji gelmişti. O içimdeki zamana güvenmeyi öğrenmem gerekir. Öbür türlü kontrol friklik, aşırı mükemmelliyetçilik ve de sistemin tokadı daha da sert olur. Çünkü orada yani farkında olmadan tanrıcılık oynamaktır o. Bir süreci ne kadar çok
Yani düşünmek, değil mi? Astroloğun peşinde koşup Evet. Evet, çok tehlikelidir. Çok tehlikelidir. Bir astrolog olarak asla önermem. Hayatın bazı önemli zamanları, işte evlilik, hatta çocuk zamanında bile ben asla sezaryen zamanı bildirmem. Çocuk normal gelmek istediği zaman doğsun derim. Böyle, çünkü enerjinin kendi akışına izin vermek gerekir. Tabii ki özel günlere bakarsınız ama nasibe de izin vermek gerekir. Yani çünkü belki nasip olan zaman sizin hesapladığınız, siz neyi ne kadar, biz neyi ne kadar bilebiliriz ki Özlem? Yani aciz varlıklar olduğumuzu kabul etmek lazım. yalnızca birazcık kulağında hani o bulunsun işte, bugünlerde enerjiler sert, sen de hani Evet. Yani sert kalma. en fazla o kadar, en fazla o kadar. Ama öbür türlü kontrol friklik çok tehlikelidir. Şirke kadar gider, kibri besler. İnsanın kendini, hayatı, her şeyi kontrol edebileceği gibi bir yanlış algıya kapılmasına sebep olur. Sistemin tokadı da çok sert olur. Sistem öyle Harika. şeylere izin vermez yani. Az önce Instagram'da çok hoş bir fotoğraf gördüm. Herhalde 1930'lara falan ait. Tabii ultrason yok, hiçbir şey yok. Baba bebek odasının orada üçüz doğmuş. Üçünü görünce bayılmış adam. Onu taşıyor hemşireler. Harika. Hayatın sürprizlerine izin vermek gerekir ya. Bence en önemlisi o. Hayatın sürprizlerine izin vermek gerekir. Altını alabilmem için şimdi kapatmam gerekiyor. Çünkü tam bir saat veriyor ya insan. Tamam. Ağzına yüreğine var. Tamam. Sağlık. Bizimle çok güzel bilgiler paylaştın. Teşekkür ederim. Astroloji Çok hem sağ aromatik, olun. nasıl yapılanacağız, nasıl ayaklarımızın üstünde duracağız, her şeye değindik. Sözümü aldım, tekrardan çağıracağım bir 10-15 gün sonra. Tamam. Alalım yeniden. Tamamdır, anlaştık. Ben de istiyorum bu fırıltıları. Harika. Tamamdır. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kal. Allah'a emanet ol. Herkese sevgiler. Hoşçakal.